Amumu'nun yaşam öyküsü. Sonsuza dek arkadaş olalım. Amumu, hüzünlü mumya. Şurimalı, yalnız ve melankolik Amumu, bir arkadaş bulabilmek ümidiyle dünyayı karış karış dolaşıyor. Etkisi altında olduğu kadim lanet yüzünden dokunduğu, sevdiği her şeyin felaketi olduğundan sonsuza dek yapayalnız kalmaya mahkum. Benimle oynasın. Onu gördüğünü iddia edenler ufak yapılı yosun rengi sargılarla kaplı Amumu'yu yaşayan bir cesede benzetiyor. Amumu nesiller boyu anlatılan ya da dile getirilemeyen pek çok efsaneye konu olmuş. Öyle ki artık ona dair neyin gerçek, neyin yalan olduğunu ayırt etmek imkansız bir hal almış durumda. Şurima'nın çetin halkı bazı gerçeklerden oldukça emindir. Rüzgar sabahları her zaman batıdan eser. Gökte dolunay varken mideyi tıka basa doldurmak uğursuzluk getirir. Ve gömülü hazineler her zaman en ağır taşın altında bulunur. Ancak Amumu'nun hikayesi onlardan biri değil. Bazı söylentiler Amumu'nun Şurima'nın başındaki en eski ailenin bir ferdi olduğunu ve etini hızla çürüten korkunç bir hastalığın pençesine düştüğünü anlatır. Ailenin en küçüğü olan Amumu odasında karantinada yaşar ve duvarların ötesinden hıçkırıklarını duyan hizmetçi bir kızla arkadaşlık eder. Bu kız tahtın yalnız varisine saraydaki son haberleri anlatır ve onun büyük annesinin mistik güçlerine dair hikayeler lağvudur. Bir sabah Amumu'ya hayattaki son erkek kardeşinin de vefat ettiği ve böylece onun Şurima İmparatoru olduğu haber verilir. Bu acı haberi tek başına kaldırmasını istemediğinden kapıyı açarak onu teselli etmek için içeriye koşar. Kıza sarılan Amumu dokunuşuyla onu da ailesiyle aynı korkunç kadere mahkum ettiğini fark edip ellerini geri çekse de nafiledir. Geri gel, 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 gel. Kız öldükten sonra büyük annesi genç imparatora lanetler yağdırır. Ona göre Amumu torununun katilidir. Lanet etkisini gösterdiğinde Amumu kehribarın içine hapsolan bir böcek misali o ıstırap dolu anın içinde tutsak kalır. Diğer bir hikayede ise korkunç bir kibirden, zalimlikten ve zorbalıktan bahsedilir. Genç yaşta Şurima İmparatoru olan Amumu, güneşin onu kutsadığına inanarak halkını kendisini tanrı kabul etmeye ve ona tapınmaya zorlar. Amumu, altın bir yeraltı mezarının içinde gömülü Angor'un gözü adı verilen ve ona gözlerini kaçırmadan yürekli bir şekilde bakabilenlere sonsuz yaşam bahsettiği söylenen kadim bir eşyanın peşindedir. Köleleriyle birlikte yıllar yılı bu hazineyi bulmak için uğraşır. Onu yer altındaki labirentvari dehlizlerde taşıyan köleleri, Amumu'yu ilerleyebilsin diye önden giderek vahşice tuzaklara yakalanıp can verir. Sonunda muazzam altın kemerli geçide ulaşan Amumu, burada düzinelerce taş ustası adamına mühürlü kapıyı açmalarını emreder. Genç imparator Angor'un gözüne kavuşmak için aceleyle içeriye dalınca köleleri ellerine geçen şansı değerlendirerek taş kapıyı Amumu'nun arkasından kapatıp mühürler. Kimileri çocuk yaştaki imparatorun uzun yıllar karanlığa mahkum olduğunu, yalnızlıktan delirip kendi derisini parçaladığını ve bu yüzden bandajlara sarılı olduğunu söyler. Göz sayesinde uzun yıllar hayatta kalan Amumu, geçmişte yaptığı hataları düşünerek tefekküre dalar. Ancak sonsuz yaşamın bedeli sonsuza dek yalnız kalmaktır. Bir gün arka arkaya yaşanan şiddetli depremlerle anıt mezar parçalanınca imparator aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmeden dışarıya çıkar. Bundan böyle amacı geçmişte diğerlerine yaşattıklarını telafi etmektir. Birkaç arkadaş bulalım. Başka bir hikayede Amumu
Shuruman'ın ilk ve tek yordle hükümdarıdır. Ve insan kalbinin saflığına olan inancıyla tanınır. Onu hakir görenlere inat, tek bir gerçek arkadaş edinene dek bir dilenci olarak yaşamak üzerine yemin ederek Shurimalıların hemşerilerinin yardımına koşacağını söyler. Oysa hirpani görünümlü bu yordle'ın yanından geçen binlerce insanlardan hiçbiri ona yardımcı olmak için elini uzatmaz. Amumu'nun kederi zamanla içinde öyle büyür ki sonunda kalp kırıklığından hayata gözlerini yumar. Ancak ölüm onun için bir son değildir. Bazıları onun halen geceleri çölde dolaşıp insanlara olan inancını tazeleyebilecek birilerini ararken gördüğünü iddia eder. Hikayeler farklı olsa da ortak noktaları görmek zor değil. Ne yaşanırsa yaşansın, Amumu her seferinde boşluğa düşmeye, ilelebet yalnız ve arkadaşsız kalmaya mahkum. Yalnızlığını dindirecek birilerini bulmak için sonsuza dek çabalıyor. Ve lanetli varlığı dokunduğu herkesi ölüme sürüklüyor. Sobada ateşin en harlı yandığı soğuk kış gecelerinde asla onu avutacak bir arkadaş bulamayacağını bilerek çölde çaresizce gözyaşı döken hüzünlü mumyanın sesini duymak mümkündür. Kefaret, akrabalık, belki de azıcık yakınlık kırıntısı. Amumu'nun aradığı her ne ise, şafakta rüzgar nasıl hep batıdan eserse, onun da aradığını henüz bulamadığı kesin. Tamam, gel sana bir sarılayım.